Evet değerli arkadaşlar, Facebook, Instagram reklamcılığı eğitiminde modül 5'te artık reklam oluşturma safhasına geldik. Bir önceki dersimizde reklam seti oluşturmayı görmüştük. Şimdi artık reklam kısmına geçebiliriz. Hemen şöyle bir burada neler var neler yok diye bir bakacak olursak. Bakın burada yine hemen bir dönem reklam oluşturursanız diyor, daha sizin için hani tavsiye olarak veriyor. Dönen reklam ne? Birden fazla görselin eklenmesi. Hangi görsel? Mesela diyelim ki 5 tane görsel, 5 tane şey yaptığınız zaman o dönen reklam oluyor. Şimdi bir onlara bakacağız. Yani konuları birbirine karıştırmamak için. Burada bakın Facebook Business Manager hesabına Instagram, Facebook sayfamızı ve Instagram hesabımızı eklemiş olursak ancak burada çıkar. Eğer siz bunları birbirine bağlamadıysanız ve eklemezseniz bunu bilemez, burada çıkmaz. Çıkmazsa ne olur? O zaman Instagram hesabında göstermez. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bu ikisinin de çıkması lazım. Mesela insanlar Instagram'da görüp profil ziyaret ediyor. Nasıl sayacak onu? İşte bu bütün bu şeyin, bu reklamla bunun ilişkisinin kurulması gerekiyor. Burada kimlik olarak onu her zamanki gibi isim de veriyoruz. Reklam oluşturma mevcut. Ha, yani burada işte bir gönderiyi mi kullanayım diyor yoksa reklam mı oluşturayım diyor. Gönderiyi kullan dediğin zaman bu sefer gönderiyi açıyor ve hangi gönderiyi kullanmamı istiyorsun diyor. Gönderi seçin dediğin zaman burada işte gönderiler var. Hangisini seçeyim diye sorabiliyor. Ama yani gönderi reklamını nasıl vereceğiz hocam? İşte buradan gönderiyi seçiyoruz. Reklam oluştur dediğimiz zaman ise bir tane manuel olarak yükleme veya katalog. Katalogdan biliyorsunuz kendi seçiyor. Yani kataloğa tıkladığınız zaman kendisi seçiyor. Şu anda bir katalog tanımlı olmadığı için bunu da nasıl ekleyeceğimizi göstermiştim. O şekilde buradan kataloğa tıkladığım zaman katalogdaki aynı atıyorum bütün tight'ları belli bir sırada gösteriyor. Hangisi en çok her bir kişi etkileşimde bulunma ihtimali en yüksek olan katalog ürünlerinin. En yüksek hangi? Mavi renk diyelim. Mavi renki en çok onu gösteriyor. Format olarak işte bu formatları da incelemiştik. İşte bu dönem format iki veya daha fazla kaydırılabilir görsel. Yani kaydırılabilir İngilizcesi neydi onun? Hatırlamıyorum şimdi. Kaydırılabilir görsel. Yani şöyle şu şekilde sağa kaydırıyoruz yani o dönen reklam o tek görsel veya video ise bunu kullanıyoruz. Koleksiyon ise işte bu yine e-ticaretle alakalı bir şey. Koleksiyonda da bir grubu gösterebiliyoruz. Standart iyileştirmeler işte tavsiye edilen zaten bu. Burada yani o kendisi hani hangi görselin ya da şeyin daha iyi çalıştığını bildiği için buraya hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Burada da işte mesela döneni seçtiğimiz zaman artık burada tek tek görselleri yüklememiz gerekiyor. Ana metin, başlık, açıklama ve eyleme çağrı. Burada isterseniz benim bir örnekten gitsek daha sanki iyi olacak. İnternet sitesinin adresini, URL'sini buraya gönderiyoruz, ekliyoruz. Hızlı yüklenen mobil için optimize edilmiş bir deneyime yönlendirin. Bu hızlı deneyim dediğimiz şey arkadaşlar, cep telefonundan kaydırdığımız zaman birden video oynamaya başlıyor ya, işte hızlı deneyim bu. Yani hemen altyazılar, mesela diyelim ki uygunsuz bir yerdesiniz, sesi açamıyorsunuz. Alt yazıyla görüp hemen videonun oynamaya başlaması hızlı deneyim bu. Bu da etkili bir şeydir arkadaşlar. Hızlı deneyim internet sitesine de yönlendiriyoruz. Burada da URL'sini giriyoruz. Şimdi bakın burada bir URL parametresi oluşturun diyor. Bunu da şey için kullanıyoruz. Şimdi atıyorum ben bir web siteme geldi kişi ve satın aldı. Ama hangi reklamı görerek geldi ve satın aldı? O zaman ne yapıyorum? Her bir reklama bir ad veriyorum. Diyorum ki sen diyorum işte birinci reklam.
Yani birinci reklamdan gelen kişi satın aldıysa, mesela diyelim ki birinci reklamdan 15 kişi satın aldı, ikinci reklamdan 130 kişi satın aldı. O zaman bu URL oluşturarak bu şekilde bir reklam bir diyelim. Yani bu şekilde bir URL oluşturuyoruz. URL ön izlemesinde buradan zaten görüyorsun. Kampanya adına da reklam bir, campaign ID, tamam, reklam bir diyelim. Bu şekilde bir parametre buraya ekliyoruz. Bu şekilde burada URL'de oluşturabiliyoruz. Telefon numarasının görünmesini istiyorsanız buradan zaten telefon numarası benim neden çıkmadı? Çünkü bir telefon numarası tanımlı olmadığı için çıkmadı. Buradan da telefon numarasına da gördüğünüz gibi internet sitesi veya bir telefon numarasına da yönlendirebiliyoruz reklamı. Hani telefon araması reklamını nasıl yapıyoruz hocam? İşte buradan yapıyoruz telefon numarası veya bir etkinlik. Diyelim ki seminere hemen arayın, seminere yönlendirme. Buradan yapıyoruz. Aslında bu ne oluyor? Zaten yönlendirme hedefi. Yani ben hemen videoyu açılsın izlensin mi? Yoksa işte internet sitesine mi gitsin? Yoksa işte telefon etkinliğe mi gitsin? Telefon aramasına mı gitsin? Yönlendirmeleri buradan da yapıyoruz. Reklamlarımızı otomatik olarak çevirerek veya kendi çevirilerinize ekleyerek insanlardan daha fazla dilde erişin. Diller ekle. Burada tabii ki mesela diyelim ki İngilizceyi seçebilirsiniz. Ama bu sefer ne yapıyorsun? Reklamı İngilizce olarak da oluşturuyorsun ki orada İngilizce olarak giren insanlar İngilizce olarak da reklamını görmesi için. Yani bu ona yarayan bir şey. Onun dışında neyi tabii ki de takip etmek istiyoruz en önemlisi? İnternet sitesi olaylarını takip etmek istiyoruz. Peki bunu nasıl takip edecektim? Buradan piksel seçerek bunu zaten takip etmem lazım. Şu anda bir piksel tanımlı olmadığı için o şekilde şey yapıyoruz. Bakın burada nereden geldiğini buradaki URL parametresinden takip ediyoruz. İnternet adresini olarak da takip edebiliyoruz. Ama buradan hangi reklamdan geldiğini buradan da takip kısmından da takip edebiliyoruz. Bu şekilde de reklam kısmına bakmış olduk. İsterseniz şöyle yapalım. Buradan bir çıkalım. Taslakları sil diyelim. Çünkü her birini bu yeni şeyleri taslak olarak ekliyor. Mesela diyelim ki burada reklamlardayız. Şuna düzenle dediğimiz zaman burada bir reklam var. Bakın ne yaptı? Hemen Facebook sayfası ve Instagram sayfasını getirdi. Burada işte manuel yükleme yaptık. Zaten katalog yok ve döneni seçtik. Gördüğünüz gibi reklamda sürekli olarak akışta birden fazla reklamın zaten görmüş oluyoruz. Yani buradan bu şekilde de bakabilirsiniz. Mobil akışta bu şekilde gözüküyor. Web sitesi akışında ise bu şekilde büyükçe olarak gözüküyor. Bakın bu şekilde hangisi daha çok şeyse onu ön plana çıkarıyor. Hangisi yani dönen reklamlarda hangisi en çok tıklanıyorsa onu ortaya çıkarıyor. Tabii dönen reklamlarda da dolayısıyla de her bir görselin altına ayrıca bir açıklama metni ve şey de eklenebiliyor. Bakın bunun için böyle, bunun için böyle, bu görsel için bu açıklamaları yapabiliyoruz. İşte ana metin dediğimiz şey burada. Bakın ana metine ekleyebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi açıklama uzun sığdıramıyorum diyor. Telefon saldırı da 17 randevu almadım. Yani başlık dediğimiz kısım şurada bir yerde işte hemen alışveriş yap mesela. Şimdi alışveriş yap. Eyleme çağrı butonu zaten reklamın şurada. Bakın hemen alışveriş yap. Şimdi alışveriş yap zaten çıkmış oluyor. Neyi takip edeyim diyor. Şu pikseldeki olayları takip et.
Kampanya ID'sini de URL parametresi, yani nereden geldiğini görmek için kampanya ID'si, kampanya adı demek bu yani. Kampanyanın adı kısmında ne yazıyorsam oradan geldiğini ben zaten görmüş oluyorum. İnternet sitesinin URL'sini eklemişiz. Onun dışında başlık burada bakın. Başlık şu yani telefonsuz. Açıklama ne? Açıklama da şu. Şu gayri diye olarak çıkmış burada. Açıklama uzun olduğu için ya işte bak gayrimenkul danışmanları için %100 diye gidiyor bakın şu açıklama kısmı da burada olmuş oluyor. Yani örneklerinde görmüş olduk. Şimdi artık bakın bu bir dönüşüm reklamı, dönüşüm alışveriş. Şimdi artık şeylere geçebiliriz. Yani reklam türlerine, reklam stratejilerine geçebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.